Evet, konser bitti. Vapurdan da son işte Bozcaada'ya veda görüntülerini koydum. Şimdi Çanakkale bölümündeyiz. Çanakkale'de bir otel yurt karışımı bir yere geldik. Bizim kaldığımız yurt, otel veya işte ev neyse artık 3 odalı, bir mutfağı, bir tuvaleti, bir de banyosu. Yani ben tekli odada kalıyorum. Burada 7 arkadaş kalıyoruz. Üçlü bir oda var. Bir üçlü oda daha var sanırım, ya da burada 8 arkadaş kalıyoruz. Bir üçlü ve dörtlü oda var. Odayı şöyle göstereyim size. Çok yoruldum, kusura bakmayın, biraz enerjim düşük yani. Şimdi burası giriş kapısı. Giriş kapısından girdiğiniz zaman oda şu şekilde gözüküyor. Burada bir yatağım var. Şurada bir sandalyem var. Havlumu astım. Islanmıştı. Burada çöp kovam var. İşte eşyalarımı koydum. Kemanı koydum. Çantamı koydum. Buraya şarj aletimi koydum. Buradan zaten ışığı kapat aç. Rafım var. Bir sandalyem daha var. Bir masam var. Yatak burada. Fena değil. Oturdum bir yattım falan. İyi. Burada bir mandalım falan var. İşte burada bir dolabım daha var. Dolabım da geniş, büyük. Bir şey mi koymadım? Gerek yok. Bir gün kalacağım zaten. Buradan çıkıyorum. Şimdi çıkamıyorum. Burada da bir balkonum var. Benim oda bu şekilde. Diğer odalara geçelim. Burada bir tuvalet var. Klasik. Ha, burası salon. Burası giriş kapısı zaten. Ayakkabıları buraya koyuyoruz. Ha, burada agalar var. Onların odası bu şekilde. Üçlü ve dörtlü odalar. En azından daha fazla kalabalık değil. Bir tane var. Burada dörtlü bir şey var. Millet bıkmış yatmış, hatta açığa gitti. Mert orada. Burada bir mutfağımız var. Mutfağın orada da bir balkon var. Tabii burada eksik yani. Yani burada da bir banyomuz var. Kaldığımız yer komple bu şekilde. Her şey tamam. Artık yatış vakti. Ben çok yoruldum. Yarına gidelim. Yarın Çanakkale gezisinde beraberiz. Çanakkale'de pazar günü. Uykumuzu aldık. Sesim gitmiş ama. Şimdi toparlanıp aşağı ineceğim. Odayı toparlayacağım, yatağı toparlayacağım, eşyalarımı alacağım falan. Hadi başlayalım. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south, I'll be spreading out. Evet, hazırlandık, şimdi Çanakkale merkezde gezme zamanı ama ilk önce bir kahvaltı yapacağız. Hadi diğer görüntülerde görüşürüz. Mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it doused, not what I'm about. Have your f***ing cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round. I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna f*** with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. Selam gençler, herkese merhaba. Şimdi Çanakkale'deyiz. Çanakkale'nin içerisinde gezeceğiz. Şimdi Çanakkale kordonda yürüyoruz. Umarım sesim de iyi geliyordur. Çok rüzgar var. Bu rüzgarlığı taktım ama ne olur ne olmaz. Meşhur Çanakkale'deki Truva Atı'nın oradayız. Truva Atı'nın hemen ayaklarının altındayız. Burada da hikayesi var. Kille. Long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything. Tabii artık yorucu olmaya başladı. 2 gün Yollardayız. Sıcak, yorgunuz. Ama gezebildiğim kadar artık. Burada. Lütfen abone ol. Beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Katıl butonunu da aktif ettim. Katıl butonundan da farklı seviyelerde size güzel ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Twitch'ten de canlı yayın yapıyorum biliyorsunuz. Pazartesi, çarşamba beraberiz. Her pazartesi, çarşamba beraberiz. Bu arada çok sıcak. Çok da güzel. Hatta size şöyle bir görüntü alacağım. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they... Eski tarihi evler burada çok. Özellikle bu merkez tarafında bayağı fazla var. Bayağı hoş bir mimari tabii. Kültürümüzü gösteren tarihi binalar. Şöyle göstereyim. Mesela bu sokak çok güzel. Çok hoşuma gitti. Şimdi Çanakkale Denizcilik Müzesi'ne geçiyoruz. Aynalı Çarşı'ya biraz sonra gideceğim. Şimdi girdim. Büyük Taarruz'un 100. yılı nedeniyle bugün ücretsizmiş. Ücretsiz bir şekilde girdim. Güzel oldu. Hoş. Şimdi burayı gezeceğiz komple. Size teker teker anlatacağım. Gayet güzel şeyler var. Tabii bildiğim kadarıyla anlatacağım. Hepsini anlatamam. Başlayalım. Bizi kocaman bir top karşılıyor böyle. Şöyle. Şu şekilde. Şunlara bakar mısınız? Ne kadar güzel. Evet, demirler. Savaşta kullanılan eski toplar. Şuna bakar mısınız ya? 5.5 santim çapı varmış. Vay be. Şu an. Tabii bunların hepsi bize ait de olanlar değil. Düşmandan da aldığımız, düşmanın elinden el koyduğumuz makineler de var. Tabii ben bunlarla ilgili bilgi sahibi değilim. Sizlere de bu şekilde gösteriyorum. Aynı şekilde şurada da var. Gördüğünüz gibi. Burada çok değişik şeyler var. 2 tane top var. Muhtemelen bunları biz kullanıyorduk. Çünkü savaşta bizim teknolojik olarak daha zor bir dönemimizdi. Oo, burası güzelmiş. Bakın arka tarafta. Ne bu? Bunu çok merak ediyorum. Bu neymiş böyle? Arkadaşlar gördüğünüz şey denizaltı. Bu denizaltı 1. Dünya Savaşı'nda Almanların denizaltıymış ve İstanbul'da Türklerle beraber, Osmanlı Devleti ile beraber işbirliğinde bulunmuş bir denizaltıymış. Hatta bir tane İngiliz denizaltısını batırmış ve bir tane de Rus gemisini batırmış. Sonrasında İstanbul'a yakın bir tarafta bu denizaltı bir mayına çarpmış ve patlamış. Hatta şurada patlama izini görebilirsiniz. Yani burada hafif bir yaralanma, zedelenme izi var. Sonrasında da 1992 yılında da bu denizaltı bulunmuş ve denizden çıkartılarak burada sergilenmeye başlamış. Şu arka tarafta mayınlar var. Gerçekten çok fazla ve değişik mayınlar var. Bu mesela ne? Bu araba mı bu? 1900'lü yıllarda arabalar vardı genelde. Buharlı bir araba mı? Başka bir şey mi bu, ne? Çok değişik bir şey bu. Neymiş öğrenelim hemen. Top arabası. Fransız top arabası. Abi işte biz hani o dönemleri anlatıyoruz. Kağanılarla, şunlarla, bunlarla taşıdık diye. Adamların o dönemde şöyle bir top arabaları varmış yani. Burada gördüğünüz gibi şöyle yakınlaştırayım. Makinalı tüfekler falan var. İşte mayınlar yine orada. Yine burada da top arabaları var. Kalede ne var görelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde giriyoruz. Hadi bakalım. İç taraf, iç kısmı bu şekilde. Kalenin dış tarafı da şu şekilde. Gördüğünüz gibi ooo güzel, harika. Burası çok güzel. Popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. 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 Burada da bir sürü toplar, onlar, bunlar, şunlar. Bir sürü şey var. Topçu odası varmış bak. Mesela topçu odasına gidilebilir. Kalenin içindeki kısımlar. Tabi burası eski dönemde savaş alanı. Askerlerin işte nöbet tuttuğu, şey yaptığı. Yani şu yukarıları çıkmak isterdim ama şöyle yerler yapmışlar. Hani biz de çıkmayalım. Topçu odasına girelim. Topçu odasını merak ettim. Hoş olabilir bence. Oo. Giriş kısmı muazzam. Harika. Burada bir heykel yapmışlar bakın, ip. İlk başta abi gerçek sandım. İpler falan. Buradan giriyoruz, devam. Fotoğraflar koymuşlar tabi. Hani videoda ne kadar iyi gösteriyor bilemiyorum ama kalenin iç tasarımı, yukarıları hep tahta. Buradan bir giriş daha var. Giriyoruz. Tanıtım filmi var. Evet. Topçu odası burası bu şekilde. Oo. Burası da farklı bir giriş sanırım ya da bir kaçış alanı olabilir. Veya erzak koyma sığınak yeri. Şuralarda oyuklar var. Hatta buraya bir tane malzeme koymuşlar. Güzel. Elimden geldiğince gezmeyi size göstermeye çalışıyorum ama vaktim dar. Şimdi buradan hızlıca çıkalım. Ana alana doğru. Orada da farklı farklı yerleri göstermeye çalışayım size. Şimdi bir kalenin içine tekrar giriyoruz. Burada da tekrar sergilerin olduğu bir kısım var. Sergilerin bulunduğu kısım. Bilgilerin verildiği. Vay be. Mayın sanırım bu. Şu antenleri falan var ya. Ondan anladım. Bu Rus tipi mayınmış ağırlık kısmı. Bu da İngiliz tipi mayınmış. Burada bir minyatür yapmışlar, video var. Burada herhangi bir özel birinin mi bunlar? Fransız tipi kask, Fransız tipi, yok İngiliz tipi borazan. Kılıçlar. Yine kılıçlar. Osmanlı donanma subay kılıcı, İngiliz. En sonu şu. Dardanos bataryası komutanı Üsteğmen Hasan Hulus Efendi'ye aitmiş bu kıyafet. Yine burada gördüğünüz gibi şapka şeridi varmış. Almanların kılıçlar, Osmanlı kılıcı da var. Bir sürü farklı kılıç da var. Silahlar, yine kılıçlar. Burada Osmanlı topçu subayı kol işareti varmış. Yine silahlar. Işık ne kadar yeterli bilmiyorum ama gösterebildiğim kadar göstermeye çalışıyorum. Yine kılıçlar var. Burada tekrar kılıçlar var. going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a %. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to... Kalenin iç tarafındaki müzeye ait her yeri gezdik diye düşünüyorum. Tabii üstünkörü yapmak zorundayım. Çok da bilgi alamıyorum. Ben de oradaki yazılara göre öğreniyorum. Öğrenmeye çalışıyorum ama size gösterdiğim kadarıyla bu şekilde. Şimdi müzenin diğer tarafına tekrar geçip gezelim. Buradan devam ediyoruz. Nusret Mayın Gemisi şurada. Şu ileride. Rica ederim. Evet. Şimdi Nusret Mayın Gemisi'nin oraya doğru ilerleyeceğim. Learn all that's in it, I'm taking snapshots, learning how to fall and get it, I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it, I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it, I'm always learning, you could call me academic, I'm always working, never been apathetic, that energy is like a poison. Mayın gemisi. Hoş bulduk. Buraya geçmiyor muyum? Buradan. Yapmıyor muyuz? Peki. Evet, kaptan köşkü odası gördüğünüz gibi burada dümeni var. Çok güzel. Evet, şimdi sunumdan çıktık. Burası da geminin üst tarafı. Burada tamamdır. Hiç sıkıntı yok. Burada işte o dönemin çalışanlarının kaldığı bölüm, yatak odası diyebiliriz yani. Ama tabii ki ne kadar yatak, gördüğünüz gibi asma bir yatak, sürekli sallanıyor. Burada çok dar bir alan ve burada hani işte oturalım, bir şeyler yiyelim, içelim kısmı. Gördüğünüz gibi burası sanırım kaptanın yeri. Yo, revir. Burası da revir. Gördüğünüz gibi. Ne kadar dar ve zor o dönem şartları. Burası zabitan salonu. Zor, çok dar. Burası süvari kamerası. Gördüğünüz gibi. Burada bir özel yatak, tuvalet alanı var. Şöyle göstermeye çalışayım. Teşekkürler. Makine dairesi var. Burada da zabıt kamerası yine. Toplam 60 kişi mi vardı bu gemide? Evet. Wow. Çok zor. Toplam 60 kişi. Evet. Nusret Mayın Gemisi'nin iç tarafından da bu şekildeydi. Kaptanımız da burada. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Şöyle. Şu alanı şöyle bir çekebilir miyim? Teşekkür ederim, çok sağ ol. Gördüğünüz gibi Nusret Mayın Gemisi'nde toplamda 60 kişi kalıyormuş. Ve şöyle söyleyeyim, burası çok dar. Gerçekten çok dar. 60 kişi nasıl kalıyor? İnanabilmiş değilim. Tabii alt kısımlarda giremediğimiz yerlerde de kalanlar vardır. Bunun dışında burada gördüğünüz gibi mayınlar konulmuş. Müzeden çıktık. Şimdi ben bu müzeyi komple Instagram'a da attım. Instagram'dan takip etmek isterseniz hemen alt köşedeki banner'dan bakıp Instagram'dan takip edebilirsiniz. Açıklama kısmında da yazacağım zaten. Gerçekten güzel oldu. Ben çok, yani Nusret Mayın Gemisi'ni görmemiştim. Çanakkale'ye zaten 1 ya da 2 kere geldim. Onda da Gelibolu'yu gezdim. Şimdi Aynalı Çarşı'ya gitmeye çalışacağım. Hızlı olmam lazım. Başka müze var mı bilmiyorum. Varsa da onlara da bakacağım. Bu şekilde. Hadi devam edelim. Burada gezilecek yerler var mı ya? Ne? Şu aşağıda şey var. Müzeyi gezdim. Saat Kulesi'ni, Truva'yı gezdim. Başka Aynalı Çarşı'ya gideceğim şimdi. Başka bir yer var mı? Yani daha çok Gelibolu'ya geçemem. Vaktim yok. 3.30'a kadar vaktim var. Gelibolu'ya değil ya, Triva'ya. Ha, oraya geçmedim. Yok, geçemem muhtemelen de. İsmini abi YouTube'a atacağım. YouTube'a atacağım. Fethi Kaleli. Bakarsın. Ramazan'a videolar çekiyor musun? Çekiyorum. Benim normalde inceleme kanalı. Konser olduğu için turne videosu çekmek istedim. Normalde enstrüman incelemesi yapıyoruz. Alıyorum. Adın ne bu arada? Abdülkadir abi. Abdülkadir ve sen kardeşim? Şeymus. İki tane güzel insanla tanıştım. Çanakkale'ye gelirseniz Komegene değil mi? Aynen. Buradalar. Yani tamam. Buraya gelirsiniz. Çanakkale türküsünde adı geçen Aynalı Çarşı meşhur. Çanakkale içinde Aynalı Çarşı. Ana ben gidiyorum düşmana karşı sözlerinin olduğu bölüm Aynalı Çarşı kısmındayız. Şimdi biraz da buraya gezelim. Normal bilindik bir çarşı ama çok meşhur ve Aynalı Çarşı adı altında. İçini gezip çıkacağız. Çarşı içindeyiz. Gördüğünüz gibi hediyelik eşyalar. Yine burada da aynı şekilde hediyelik eşyalar. Zaten kalabalık. Aslında Mısır Çarşısı vardı İstanbul'da, biliyorsunuzdur. Mısır Çarşısı'nın birebir aynısı. Yani aynısı demeyeyim de hani o meşhur yerlerde genellikle hediyelik eşyaların olduğu bölüm. İçim Mısır Çarşısı'na benziyor sadece. Buradan da ana merkeze çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Çok bir ahım şahımlık bir şey yok. Şöyle göstereyim hatta size. Ya Çanakkale merkezde hani çok az şey var. Yani çok az şey de yok aslında, bayağı bir şey var da hani gezilecek, gösterilebilecek. Ya onun dışında zaten çarşı, sokak aynı şeyler ama hani Deniz Müzesi, Seramik Müzesi, işte Kent Müzesi, Truva Atı, Kordon, Aynalı Çarşı. Sonrasında bitiyor zaten. Hani çok bir şey kalmıyor. Çok sıcak arkadaş ya valla. Şimdi bir nefes aldım da kamerayı kapatıp, inanılmaz sıcak. Bu iyi bir şey aslında, hani rahat rahat geziyoruz ama çok terliyorum. Gün bu şekilde bitti. Kendinize çok iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Görüşürüz. Burada başladık, burada bitiriyoruz. Bitik mod 10. Gerçekten çok yoruldum. 2 gün az uyku, yorucu ve bol koşuşturmalı gün. Hadi bitti. Kendinize çok iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın.